Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu kürsü halkın kürsüsüdür. Halkın sorunları gündeme getirmek için bu kürsü vardır. İç tüzüğe uygun olduğu sürece kimsenin konuşmanın içeriğine müdahale hakkı yoktur. Hadi de yoktur. Evet, meclis başkan vekili adanın hakaret içerikli kelimeyi kullanmasının savunulacak hiçbir tarafı yoktur. O hakaret içerikli kelimeyi terbiyem edep vermiyor, söylemiyorum. O kelimenin arkasında duran da karakterini gösteriyor. Bu milletvekili meclisten özür dileyerek istifa edecektir. Bunun başka yolu yoktur. Eğer istifa etmiyorsa meclis idara amirinin gereğini bir an önce yapması gerekiyor. Evet, burada 14 yaşında bir kız çocuğunu gösteriyorum. Adı Kübra Çoban ve bir Urfa milletvekili olan, şu an meclis başkan vekili olan Bekir Bozak'a da bu çocuğu gösteriyorum. Bu kız çocuğunu tanıyor musunuz? Evet, burada seçim öncesi Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın seçim öncesi bir cümlesini açıklıyorum. Biz seçimi kazanırsak secde ederek Allah'a şükrederiz demiştiniz. Doğru değil mi başkanım? Evet, Urfa'da seçimi kazandınız. Ama Bekir Bozdağ'ın dediği gibi başını secdeye koyarak şükretmediler. Urfa'da sabaha kadar silah sesleri susmadı ve sağa sola ateş edildi. Bu kız çocuğu evinin önündeydi ve bir maganda silahı demiyorum, bir seçmen silahını ateş ederek kızın başına silah ateş ediliyor ve bu çocuk 5 ay yoğun bakımda kalıyor ve yakın zamanda da hayatını kaybediyor. Yıl 2023 ve faili meşhur cinayet demiyoruz. Ben buradan bu konuya Maide 32. ayetle dile getirmektirim. Kim bir insanı haksız yere öldürürse sanki bütün insanlığı öldürmüş gibi oluyor. Ve bu çocuğun katili fail meşhur değil. Seçimi kutlayan herkesle, silahla seçimi kutlayan bütün seçmenlerdir. Evet, bir Gazze-Filistin savaşı var. Yakın zamanda Filistin bir hastaneyi bombaladı ve burada mecliste herkes en sert şekilde reddetti. Bu anne ile ilgili 5 yıldır devam eden bir adalet mücadelesi var ve bu annenin 3 insanı Suruç Devlet Hastanesi'nde katledildi. Filistin'i kınayanlar hastanede bu katliamı yapan teröristleri de kınayacak mı? Evet, bir büyümeden bahsediyoruz. 12. Kalkınma kitabı var ve bu bir masal kitabıdır. Daha önceki planlarını tutmadığı gibi bu da tutmayacaktır. Çünkü adaletin olmadığı yerde kalkınmadan bahsedemezsin. Adaletin olmadığı yerde özgürlükten bahsedemezsin. Benim önergem, evet büyüyoruz ama bu büyümede %37 olan yoksul kesimin de faydalanmasını istiyoruz ve yoksul kesimlere de bu büyümeden deve misali kulak olarak onlara da yardım yapılmasını istiyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. 18